Merhaba Sakallı Adam takipçileri. Arı sezonu yavaş yavaş başladı artık. Ben de arılıktayım bugün. Sabahtan beri çalışıyorum. Geçen sene yapmış olduğum tek çıtalı bölmelere birlikte bakalım. 1,5 hafta öncesine kadar eksi 18, eksi 19 derecelerde geziyordu bizim buradaki hava durumu. İşte 2-3 gün kadardır artık 13-14 dereceye çıktı. Bakalım arıda şu anda yavru olması lazım. Bal stoklarına bakacağız. Hep birlikte bir bakalım. Evet, şimdi yavaş yavaş açıyoruz. Ben kamerayı elimden geldiğince düzgün tutup size göstermeye çalışacağım arıları. İlk önce bir yavaştan açalım. Bir dumanımızı verelim. Bu mevsimde arkadaşlar dikkatli olun. Arı nektara uçmadığı için biraz asi olabilir, sokabilirler. Hani ben yapıyorum diye siz de yapmayın. Dikkatli olun. Bir hafta önce ben kek vermiştim. Arılar uçtuğu için. Şimdi şöyle göstereyim size. Şöyle net gözüküyor sanırım. Aşağı yukarı 1, 2, 3. 3, 3,5 çıtada oturuyor arımız. Bu arı aşağı yukarı 4 çıtayla zaten şey yapmışız. İlaçlamadan sonra 4 çıtaya, 5 çıtaya düşmüş bu arı. O şekilde kışlatmışız. Bölme tahtası var içinde. Onu çıkartıyorum. Artık arıyı iyice sıkıştırıp ana arıyı olabildiğince sıcak tutup yumurta atmasını sağlayacağız. Ben sizi tekrar bırakıyorum. Biraz daha iyiysem acaba sizin için daha mı iyi olacak? Şöyle. Evet. Bu geçen sene yapmış olduğumuz tek çıtalı bölme arkadaşlar. Arıların en büyük sıkıntısı havalar ısınmaya başladığında arkadaşlar 8-10 derecelerde gezdiği zaman açlıktan ölümdür. Yani varroa'dan ölmezse bile açlıktan ölebilir. Bakın polen taşımışlar. Fındık ağaçları çiçeğe döndü. Nektar da var burada. Bir miktar nektar taşımışlar. Şöyle yaklaştırırsam sanırım gözüküyordur. Arı oldukça sakin. Evet, bakın. Burası yavruya dönmüş artık. Kapalı yavrularımız var. Açık her türlü yavru atımı var. Açık yavrular da var, yumurta da var. Arkası da yine aynı şekilde. Burada yanlış hatırlamıyorsam 2019, 2019 diyorum ya. 2020'de üretmiş olduğumuz bir ana arı olması gerekiyor. Ben öyle hatırlıyorum. Maşallah, maşallah. İkinci çıta. Burada daha büyük arkadaşlar yavru alanı var. Burası neredeyse komple kapalı. Arkaya çeviriyoruz. Arkası da yine aynı şekilde. Ana arımız da tam şurada. Bakın. Maşallah. Bir sonraki çıta. Burada bal ve polen stokları var. Yani ben şu şekilde yapacağım. Şuradaki bal stoğuna bir bakalım. Burada çok fazla bir şey yok. Ben bunu bir dışarı alayım ilk önce.
Bunda da çok fazla bir şey yok. Elimde fazla olan beslenmiş şuruplu çıtam var. Bunu en dışa koyuyorum arkadaşlar. Şurası yanlış hatırlamıyorsam bizim polen çıtamızdı. Evet. Onu da koydum. Ondan sonra iki çıta yavrumuz vardı. Bunları da yaslıyorum duvara. Daha sonra tekrar ballı bir çıta veriyorum. Ve arıyı sıkıştırıyorum. Bakın şöyle göstereyim. Şu bal. Şurası polen. İki tane yavru. Ve tekrar bal. Bal dediğim şurup. Besleme yaptığım şurup. Ve arıyı sıkıştırdım. Buraya da az ballı olan, şöyle gözükmüyor sanırım. Şurada az ballı, yani bölmenin arka tarafına içinde olan az ballı çıtalarımı koyuyorum. Arı buradan yavaş yavaş bu bölgeye taşıyacak. Ne zaman ki arı artık burayı komple yavruyla doldurdu. Ondan sonra buraya tekrar bir çıta vereceğim. Bu kovanı bu yıl birlikte takip edelim. Bakalım nasıl bir kovan olacak. Şimdi ben bu kovanı kapatayım arkadaşlar. Aynı tekrar tek çıtalı yapmış olduğum başka bir kovanı da göstereceğim size. Kapattıktan sonra devam ediyoruz. Evet, kovanı kapattım. Bakın arkadaşlar, Aralık'taki en son kovanımız bu. Mavi boyalı olan. Videoları takip ederseniz bu kovanın nasıl gelişim gösterdiğini size göstereceğim. O yüzden aklınızda tutun. Mavi kovan. Ve bu saç kapaklı olan kovanı göstereceğim. Tek bölmeler nasıl gelişim gösterdi geçen seneden bu yana. Aklımızda olsun. Bunun normal orijinal kapağı yok. Buraya ben böyle kendim bir kapak yaptım. Bu bir kovan değildi aslında. Bu benim ballığım. Ballığımla yavru alanım aynı boyutta olduğu için altına ben böyle bir çıtalardan uçuş deliği yaptım. Bunun üzerine koydum. Ekstra bir kovan olmuş oldu bana. O yüzden de kapağı yok. Yani kapak kendim kesip yapabilirim ama gerek duymadım. Yani bunu üzerine, şu parça üzerine koydum mu arı gayet sağlıklı oluyor. Neyse, fazla uzatmadan konuya girelim. Kapağını açalım. Buraya da ben bir hafta önce, yaklaşık bir hafta önce arı keki vermiştim. Şöyle göstereyim. Arı keki hala duruyor. Yavaş yavaş alıyorlar. Arımız gayet sakin. Şöyle. Ben sizi yine şöyle koyayım. Bakın yine bölme tahtam var. Bölme tahtamı çıkartıyorum. Ve arımın ilk önce yavrusu nerede onu arıyorum. Ortalarda bir yerde olması lazım. Evet, aşağı yukarı ortadaki çıtaya geldim. Bakalım. Bu tarafta herhangi bir yavru yok. Evet. Bu tarafta açık ve kapalı yavru var arkadaşlar. Bunu da tekrar yerine oturtuyorum. Bir sonrakine bakalım. Orada yavru durumumuz nedir? Yani bu arı 2 hafta önce -15-18 derecede yavru atmış demek ki şu anda kapalı yavrumuz var. Bakın, ana arımız burada. Bu da kendi üretimin bir ana arı. Bunlar Buckfast.
Buraya yumurta atıyor arkadaşlar. Burada yumurtamız var. Ve arka tarafta hiçbir şey yok. Bu arı biraz güçsüz kalmış. Yani ilk baktığımız kovana göre çok daha az arı sayısı var. Bakın arılar burada ölmüş. Yani niye ölmüş? Hayret. Muhtemelen bu arılar, diğer arılar geri çekildiğinde bunlar dışarıda kalmışlar. Ve ölmüşler. Şey de olabilir. Dışarıki başka kovanlardan buraya gelen arılar da olabilir. Bunların içerisine girmediğine göre bir gariplik var. Bu çıtayı geri alıyorum. İçine koymayacağız bir daha bunu. Evet. Ballı çıtamı koyuyorum. Yanına iki çıta yavrusu olan çıtaları diziyorum. Tekrar ballı bir çıta veriyorum. Şöyle gösterirsem. Ballı çıtam, iki tane yavru ve bal. Buraya tekrar bölme tahtamı atacağım şimdi. Bakın bölme tahtama attım. Şurada tekrar ballı bir çıtam var en dışta. Bunu içinde bırakıyorum. Buradaki balı alıp buraya taşıyacaklar. Ve bu kovanı kapatıyorum arkadaşlar. Bugünlük bu kadardı arkadaşlar. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Geçen sene güçlü kovanları açacağım birazdan. Onu da ayrı bir video yapacağım. İzlemek isterseniz büyük ihtimalle bu videoları peş peşe atacağım. Onunla da bakarsınız. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Bay bay.